Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizi de katı cisimlerle başlatıyoruz. Bu son dersimiz. Bu KPSS hızlı kampında diyelim artık son dersimiz. Katı cisimler deyip başlıyoruz. Katı cisimler dediğimiz arkadaşlar birkaç gruba ayrılır. Öncelikle dik prizmalardan bahsedeceğiz. Dik prizmalar dediğimiz taban ayrıtları taban düzlerine dik olan geometrik şekillere dik prizma denir. Prizmalar tabanına göre isimlendirilir arkadaşlar. Bakın şekil bu. Yani düşünün şu altta ne var? Bir altıgen var bakın. Değil mi? Bu altıgenin aynısı gördüğünüz gibi yukarıda da var. Sanki şöyle düşünüyoruz. İki tane altıgenin arasını doldurmuşuz. Birbirine aynı bu düzlemde olan, aynı birbirine paralel olan daha doğrusu şöyle üst üste iki tane altıgenin arasını, köşelerini birleştirdiğimiz zaman bir dik prizma oluşur sevgili arkadaşlar. Buna mesela altıgen dik prizma deriz. Mesela bakın bu şekilde olursa, tabanı üçgen olursa üçgen dik prizma diyoruz. Değil mi? Tabanı kare olursa bu şekilde iki tane karenin köşeleri birleştirilmiş ve bir prizma oluşturulmuşsa kare dik prizma deriz. Dik prizmaların yanal alanları ve tüm alanlarından bahsedebiliyoruz. Yanal alan dediğimiz sevgili arkadaşlar şu yandaki yani bakın şu alanların toplamına yanal alan diyoruz. Burada var, değil mi? Burada var. Üç boyutlu düşünürsek yan tarafında var. Bu tarafta var, değil mi? Sonra işte buranın şu şurada var ve en son arka tarafta var. Ve bunların tamamına ne diyoruz? Yanal alan diyoruz. Yanal alanı nasıl tespit ediyoruz arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi çarpı yükseklik. Yükseklik dediğimiz nedir? Yükseklik dediğimizde bakın şu uzunluğa yükseklik diyoruz arkadaşlar. Daha kalın yapalım. Şuraya yükseklik. Ya da buradan da ölçülebilir. İstersek buradan ölçeriz. Bunlar hepsi birbirine eşittir. Tabana diktir bunlar bakınız. Hepsi tabana diktir. İşte tabii yukarıya diktir. Dolayısıyla burası h yani yükseklik olarak isimlendiriliriz. Burada olduğu gibi bakın mesela şurası nedir? Şurası yüksekliğimizdir. Taban da burasıdır bakın. Tabanın çevresi çarpı yükseklik. Niye biliyor musunuz? Çünkü bakın burası A, burası B, burası C olsa şu parçamız bakın. Yanal alanı oluşturan parçalardan birisi budur. A çarpı H değil mi bunun alanı? Bakın aynı şekilde yanal alanı oluşturan bir yüzeyde budur. Bu da B çarpı H olur. Bir de şöyle siliyorum. Ön tarafta var bakınız. Bu da C çarpı H olur. Bunları topladığınız zaman AH silemem bir türlü. Evet. A çarpı H artı B çarpı H artı C çarpı H. H parantezini aldığımız zaman A artı B artı C çarpı H olacaktır. Yani bu da gördüğünüz gibi taban çevresi. Şu üçgenin çevresi A artı B artı C çarpı yükseklik şeklinde. Bütün dik prizmalarda aynı şekilde bulunur. Bakınız burada bir kare var elimizde değil mi? Bu kare dik prizmada taban çevresi kare olduğu için bu çizemedik şurayı da güzelce. Evet. Kare olduğu için bir kenarı A ise 4A'dır değil mi çevresi? Çarpı yüksekliğimiz de H ise 4A çarpı H. Yani her dik prizmada farklı şeyler çıkar karşımıza. Çünkü taban çevresini bulmak farklı şekillerde olabilir. Dik prizmalarda yüzey alanı dediğimiz zaman da sevgili arkadaşlar
bu sefer yanal alana bir de şu tabanların alanını ekliyoruz bakınız. Değil mi? Bir de yanal alan, bu etrafındaki alan artı bir de yüzey alanını, taban alan ve iki tabanında alanını eklediğimiz zaman ne olur? Tüm alanı bulmuş oluruz. Yüzey alanını bulmuş oluruz. Dik prizmaların hacmi bulunurken de taban alanı bu sefer. Yani tabanda her ne varsa, bakın burada üçgen var. Şu üçgenin alanı çarpı yükseklik bize hacmi verecektir. Burada mesela bu karenin alanı a kare çarpı h yükseklik bize neyi verecektir? Bu karelik prizmanın hacmini verecektir. Yani genel olarak sevgili arkadaşlar ne diyoruz? Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Yüzey alanı, yanal alan artı iki tane taban alanı. Yanal alan da taban çevresi çarpı yükseklik arkadaşlar. Bunlar aklınızda bulunsun. Şimdi bunlarla ilgili bakın karşımıza neler çıkabiliyor. Şekildeki üçgen dik prizmanın yanal alanı kaçtır? Sevgili arkadaşlar, dikkat ederseniz bunun tabanında ne var? Bir dik üçgen var. 5, 12, 13 dik üçgen değil mi? O zaman bakın yanal alan neydi? Hatırlayalım hemen. Taban çevresi çarpı yükseklikti. Taban çevresine baktığımız zaman 25, 30 mu? Değil mi? 30 çarpı yüksekliğimizde 13 ne yaptı? 390 yaptı sevgili arkadaşlar. Yanal alan dediği için santimetre kare. Eğer bunlar santimetre ise ya da ne olduğunu bilmiyorsak birim kare diyoruz. Yani çünkü alan hesaplandığı zaman alan karedir arkadaşlar. Hacim de küp olarak çıkacak biraz sonra karşımıza. Dik prizmanın hacmini sormuş bakınız. Dikkat ederseniz buradaki tabanımızdaki şekil nedir? Bir eşkenar üçgendir. Değil mi? Eşkenar üçgenin tabii hacmi bulurken ne yapıyoruz? Taban alanı çarpı yükseklik. Buradaki tabanımız nedir? Bir eşkenar üçgen olduğu için a kare kök 3 bölü 4'tür alanı çarpı yükseklik. Bunun bir kenarı 4 olduğu için 4'ün karesi 16 çarpı kök 3 bölü 4 çarpı yüksekliğimiz de h. Yani yüksekliğimiz de 5. Şöyle sadeleşti 4. 4 kere 5 20 kök 3 olarak nedir bu? Birim küp hacim demiş. Yanlış olmuş. Burası birim küp olacak. Dik prizmanın hacmi birim küp. Birim hacim birimi arkadaşlar küptür. Birim küptür. Bir de daha santimetre küp ya işte metre küp. Bunlar kare olarak gösterilmez. Anlaştık mı? Taban alanı çarpı yükseklik. Basittir aslında. Bir şey yok. Yine aynı şekilde bakınız. Neyi sormuş? Üçgen dik prizmanın hacmini vermiş. Hacmi 120 santimetre küp ise yükseklik h kaçtır? Yani şurası kaçtır diyoruz. Dikkat ederseniz bu bir dik üçgen. Hangi dik üçgen? 3, 4, 5 dik üçgeni. Dolayısıyla taban hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı nasıl bulunur? 3 çarpı 4 bölü 2. 3 çarpı 4 bölü 2 çarpı yükseklik de h'tır. Bu neye eşitmiş? 120'ye eşitmiş arkadaşlar. Şuradan sadeleşti. 2 oldu. 6h eşittir. 120 ise 6'ya böldüğümüzde h eşittir. 20 santimetre olarak çıkar karşımıza sevgili gençler. Ayrı ayrı inceleyelim prizmaları, özel olanlarını. Dikdörtgenler prizması diyoruz bakınız. Dikdörtgenler prizması tabanı bir dikdörtgen olan prizmadır. Dolayısıyla taban alanı ne olacaktır? Bir dikdörtgenin alanı olan
A çarpı B olacaktır. Yanal alan ne olacaktır? Taban çevresi çarpı yükseklik. Yani taban çevresi ne olur? Burası A ise karşısı da A. Burası B ise karşısı da B. 2AB. 2A artı B çarpı. Bakın yükseklik de burasıdır ya da burasıdır fark etmez. Aynı şey. Yani C. Anlaştık mı? Yüzey alanı tüm alan yani nedir? İki tane taban alanı. Yani şu bakın taban. Niye iki tane? Bir de yukarıda var çünkü bakın. Bir de yukarıda var. Bunları iki tane bundan toplayıp bir de yanal alanı eklersek tüm yüzey alanını bulmuş oluruz. Bu da iki tane AB bakın. A çarpı B'den iki tane. Şunu da açtığımız zaman 2AC artı 2BC yapar. Yani iki parantezinde AB artı AC çarpı artı BC. Yani iki çarpı tüm yüzeylerin ikişer ikişer tüm ayrıtların daha doğrusu ikişer ikişer çarpımı. Bakın bir ayrıtımız budur. Bir ayrıtımız budur. Bir ayrıtımız da budur. Bunların ikişer ikişer çarpımları gördüğünüz gibi bize dikdörtgenler prizmasındaki yüzey alanını verecektir. Hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Dikkat ederseniz taban alanı A çarpı B'dir. Yükseklik de C'dir. Dikdörtgenler prizmasında hacim bulunurken 3 boyutun çarpımını yaparız. Temel mantık taban alanı çarpı yükseklikten gelir. Ama biz pratik olarak ne diyoruz? 3 boyutun çarpımı. Bakın A çarpı B çarpı C. Bir de köşegenlerden bahsedebiliriz sevgili arkadaşlar. Dikdörtgen prizmasında bakın şu yüzeydeki yani alt tabanda bulunan ya da yukarıda bakın şurada da yapabiliriz. Bu da aynı köşegendir. Bu köşegenlere ne diyoruz? Yüzey köşegeni. Bir de cisim köşegeni. Yani bu uçtan bakın bulunduğunuz odayı düşünün mesela tam düz bir oda olduğunu düşünün. Bir köşesinden tam karşı köşeye çizilen doğruya da yüzey cisim köşegenidir arkadaşlar. Bakın bu yüzey köşegeni. Şu ise cisim köşegenidir arkadaşlar. Yüzey köşegeni Pisagor'dan bulunabilir. Bakın tabanımız aslında şöyle bir şeydir, değil mi? O zaman yüzey köşegeni rahat bir şekilde bakın burası A, burası B olduğu için burası ne olur? Kök içinde A kare artı B kare Pisagor'da. Cisim köşegeni ise bakınız dikkat edin şurası diktir. Bakın şu yüzey köşegeni şu boyuta C yüksekliğimize diktir. O zaman burada da bakın bir dik üçgen oluştu. Şu yüzey köşegenimiz nedir? Şöyle siliyorum bakınız. Tekrar edeceğim. Burası kök içinde A kare artı B karedir. C kare de buradan gelir. O zaman cisim köşegeni yani AC dediğimiz bakın öncelikle A kare artı B karenin bunun karesi hani şuranın karesi Pisagor yapıyoruz şu anda. Şuranın karesi yani şunun karesi artı şuranın karesi yani C'nin karesi. Dikkat ederseniz burası ne oldu? Kareleri kare kökleri götürdü. A kare artı B kare artı C kare oldu. Ama bu AC'nin karesidir. Dolayısıyla AC'yi bulmak isteyince de karekökünü aldığımız zaman karekök içerisinde A kare artı B kare artı C kare olacaktır. Şurada formül olarak vermişiz. İkisini de nereden geldiği de açıklamasını yapmış olalım. Yanal alan kaç santimetredir? Yanal alan ne demiştik arkadaşlar? Taban